Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da en iyi oynayacağım, en iyi üzerine bir oyun olacak arkadaşlar. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Bu matchup'ta ilk olarak ben Doran yüzüğü başlangıcı yaptım. Koridorda uzun süre kalmak istiyoruz. Manaya bol bol ihtiyacımız var. Minyon biçtikçe mana kazanmamız lazım. Bu yüzden de en güzel başlangıç burada Doran yüzüğü olacaktır. Bizim takım Invade'e gitmiş. Benim hemen oraya yetişmem lazım. Anivia gibi bir karakterle oynuyorsanız Invade'e destek çıkmanız lazım. Zaten karakterin bolca bir kitle kontrolü var. Takımınızla birlikte skor çıkartmanız da bir hayli kolay oluyor. Karakterden de bahsedeceğim sizlere ufaktan. Anonim gördüğünüz gibi Sihirli Yıldız. Sihirli Yıldız'la birlikte rakibimiz üzerine daha fazla hasar çıkartabileceğiz. Yine ürünlerin tamamını ben açıklama kısmına koyarım. Açıklama kısmından da tamamına erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer benimle iletişime geçmek istiyorsanız yine açıklama kısmında hem Discord adresimiz hem Facebook grubumuz hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi benim burada pek bir işim yok. Bizimkiler burada kırmızı güçlendirmeye çökecekler gibi duruyor. Alsınlar bakalım. Karşımıza Talon piki var. Suikastçı piklere karşı Anivia bir tık sıkıntı olabiliyor. Sizi çok rahat eritebiliyorlar. Kırılganlığınızdan faydalanabiliyorlar. Anivia'nın şöyle bir güzelliği var. Q'nuzu atıyorsunuz abi. Q'yu attıktan sonra tekrar Q'ya bastığınızda Q'nuz o çarpan kişiyi sersemletiyor. Ve ilave fiziksel hasar bırakıyorsunuz. Çok güzel. Hekarim buraya early game'di. Yani 2 level baskını attı. Ve buradan skor çıkartmayı başardık. Herhangi bir spellimden de olmadı. İşin güzelliği şu oldu. Benim Q attığım tarafa doğru Hekarim adamı paslamış oldu. Adamı pasladığı için de otomatikman skor bize burada geldi. Şimdi Q'mu yolluyorum. Q'muz giderken de bir hasar veriyor. Ama tekrar Q'ya basarsak bir sersemletme etkisini uygulatıyor rakibi. Daha sonrasında E yeteneğimizi açtık. E yeteneğimiz de şu. Eğer Q'nuzla birisini sersemlettiyseniz o sersemlettiğiniz kişi E'yi bastığınız anda o kişi kritik hasar yiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ve çok çok fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Yani cidden erken oyunda bile bu hasarı fark edebiliyorsunuz. Şimdi yüksek ihtimalle usta iyi bize gelecek. Hissedebiliyorum. Şöyle ben E yeteneğimi vereceğim. Bu matchup'ta ben E yeteneğimi fulleyeceğim. Çünkü hasarı cidden çok fazla. Daha sonrasında Q yeteneğimizi fulleyeceğiz. Bu çocuk üzerine pink ward almış. Bu arada Master Yi'yi de ormanın bu kısmında gördük. Şimdi arkadaşlar, E yeteneğiniz başka bir türlü daha yine aynı şekilde hasar veriyor. O hasar da şu. Çok güzel skor çıkarttık. Muhtemelen ona yetişemeyeceğiz. Çıkalım buradan. Güzel. Bir skor da bana geldi. Sersemlettim. Sersemlettikten sonra E yeteneğimi patlattım. Rakibim orada kritik hasar yedi. Ve direkt bayıldı. Hekarim cidden güzel takip ediyor. Yani birlikte çok güzel bir uyum yakaladık. Burada olması gereken skorları harika bir şekilde çıkartıyoruz. Bu arada ben de sizlere E yeteneğinizin hani bir tane daha kritik vuruyor demiştim ya. Tam ondan bahsedecektim. Yarım kaldı. Çok güzel. Ultinizi arkadaşlar son seviyeye getirdiğinizde yani alanını son seviyeye getirdiğinizde ultiniz alan etkili bir hasar veriyor yani maksimum seviyeye geldiğinde. O hasar sırasında da E'ye basarsanız yine E yeteneğiniz rakibe kritik vuruş hasarı bırakıyor. Ve yine rakibinizi burstleyebiliyorsunuz. W yeteneğiniz zaten duvarınız. Bunu bilmeyen yoktur. Hani çok çok da detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Zaten çoğu kişi biliyor karakterin mekaniklerini. Bu arada üzerinde mavi güçlendirme olması da güzel. Şimdiden göz yaşımızın parasını çıkarttık. Siper olarak da ışından tercihinde bulunun. Neden diyecek olursanız Anivia ölmek üzereyken yani öleceğinizi fark ettiğinizde biliyorsunuz pasifini sizi yumurtaya çeviriyor. Teleportunuzu atarsanız işte bir canlı falan siz yumurta halindeyken teleportunuz o koridora gidiyor. Ve siz rahat bir şekilde hayatta kalmayı başarıyorsunuz. Yumurta halinde teleport atıyorsunuz kısaca. Aklınızda bulunsun. Bu bir trik. Bunu yapan çok fazla var. Çok fazla başıma geldi. 11 saniye içinde zaten kesemiyorlar. Özellikle erken oyunda. Da hayatta kalmanızı sağlıyor. Teleportumu o yüzden şimdi koridora da kullanmayacağım. Çünkü Talon bizi burstleyebilen bir şampiyon. Bu arada top lane'imiz bir kere skor vermiş. Karşısında tabii Ezreal piki birazcık onu zorluyordur. Talon yüksek ihtimalle bu matchup'ı daha önce oynamamış.
O yüzden ne yapması gerektiğini kestiremiyor. Yani benim Q'mu ister istemez kafasına yiyor. Yiyince de burada cevap veremediği için de çok rahat bir şekilde onu burstlemeyi başarıyoruz. Zaten sihirli yıldızımda olduğu için daha da fazla bir burstleme içiyor. Yalnız farmda birazcık sıkıntılarımız var. O sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. Çok iyi. Kurabiyelerimi bile harcamadım daha ya. Ah, kamyon minyon kaçtı. Güzel, ultimiz de açıldı. Şimdi asıl olaylarımızı size göstermeye başlayacağım. W daha erken açmam lazımdı ama hiç sorun değil. Yine de rakibimiz üzerinde gayet güzel bir hasar çıkartmayı başardık. Şuradaki görüşü de bir alalım. Ha, Pink orta atmamış. Okey. Aa, Master burada. Bak bak, burada gidiyor. Buradaki görüşü almış. Talonun pite uzak olduğunu biliyoruz. Oo, Hecarim'i çok kötü yerde yakaladılar. Ölmedi Reyke, güzel. Tamam, problem yok. Ben burada birazcık minyonlardan olacağım sadece. Ama en azından Hecarim'i hayatta tutmayı başardık. Gözyaşı tamamlamamızın sebebi de karakterin oldukça fazla mana tüketiyor olması. Yani tüketmekte kalmıyor, resmen manayı içiyor. Talon şu an piyasada yok. Burada mavi güçlendirmenin başında bekleyebilirler ve burada fight kaybetme ihtimalimiz de çok yüksek. Dikkat etmemiz lazım o yüzden. Çok güzel. Şimdi bir de burada mavi güçlendirmeyi de bana bırakırsa tadından yenmez. Talon da orta koridordaymış. Benim korkum şuydu. Talon'un da bu pitte olmasıydı. Bakın, ultimi son seviyeye getirdim. Ardından E'mi kullandım ki kritik vuruş hasarı bıraksın. 1100 gold'um var. Aslında bir base atıp antik dönüştürücümü alabilirim ama bekleyelim. Asırlığımızın parası eğer dakika 12 gibi çıkarsa çok çok iyi olur. Asırlık başlangıcı yapıyorum. Çünkü karakterim kırılgan bir karakter. Bir anda burstlenmek istemiyoruz rakibe karşı. Bu arada sersemlettikten sonra eğer ultinizi açarsanız daha iyi olur. Ultinizden birazcık daha fazla hasar yedirtirsiniz rakibinizi. Şu an Talon'a farm farkı atmışız ya, Talon pikine. Yalnız Thresh'imiz 3 kere ölmüş. 3 kere de ölmezsin be Thresh. Mavi güçlendirmem olduğu için ultimi açmaktan hiç çekinmiyorum. Şurada bir kule barikatı da alırsam çok tatlı olur. Master bize baskına gelebilir. Sadece ona karşı ayık olacağız. Güzel. Bir tane de barikat aldım. Bu arada chat'i özellikle kapattım. Çok fazla flame dönüyordu oyun başında. Hani hiç muhatap olmak istemedim. Direkt mutladım. Yani mutlamakta kalmadım daha doğrusu. Chat'i aşağı çektim. Bunu seviyorum. Birazcık daha kafam rahat oluyor. Antik dönüştürücümü aldım. Ardından bu parçayı da aldık. Şimdi koridorumuza gidebiliriz. Yine teleportumu atmama gerek yok. Talon koridor donduruyor ve üzerine zihri şen almış. Tabi takımda da şöyle bir baktığınızda yetenek gücü karakteri sayısı fazla. Yani hem Rumble hem ben hem de Kai'Sa'nın yetenek kitinin bir kısmı. Çok da fazla olmasa da vuruyor. Bu arada Master burada minyonlara çöktü. Bizim bot lane'e çıkması lazım. Bak, bu adamlar gidecekler. Sonra bizim çocuklar bayılacaklar orada. İyi, Talon gitmedi. Enteresan. Oo, helal. Top lane'e de skor geldi. Şimdi ben de koridoru çok fazla itmiyorum. Ki bu çocuk birazcık daha böyle gelsin. İleri çıkmaya çalışsın. Master bot'a gitmiş. Helalsiniz gençler. Bu çocuk yok. Bot lane kaçmalı. Oo, iyi. Tam zamanında base attılar ha. Talon da onları arıyor şu an. İyi, bana bir kole barikatı. Oy.
Korktum Ezreal ya, o neydi? Bana bir kule barikatı daha kazandırmış oldular. Şimdi kendi can iksirimden içtim. Kurabiyeler dursun çünkü onlar bana mana da kazandırıyorlar. O yüzden benim için daha önemliler. Güzel, koridoru pushladık. Buradaki minyonların hepsini kaybedecek Talon. Asırlığımın parası çıktı. Dakika 10'da çıktı. 12'de falan tamamlanır diye düşünüyordum ama oldukça erken bir dakikada tamamlamayı başardık. Çocuk piyasada yok. Asırlığımızı alıp geri gelelim. Şimdi teleportumu atabilecek bir nokta da arıyorum. Bot lane'de mesela çalıların arkasında falan hiç vision yok. Orada bir görüş alsalardı benim baskın atmam çok çok kolay olurdu. Rahat bir şekilde giderdik, duvarımızı koyardık, baskınımızı atardık. Gerek yok. 7 skorun gene 3'üne katkımız var. Hecarim matchup'u bayağı iyi geçiriyor şu an. Master cevap bile veremedi. Tabii Master'ın runlerinin hatalı olmasının da bir payı var burada. Hayır, bir tane minyon alabildik. Güzel, bot lane'den de skor sesi. Talon'u gördüğüm anda teleport atabilirim sağa sola. Geliyorum abi. Güçlendirmeyi çökeceğiz herhalde. O mavisi yok ki çocuğun. Neyse, ben koridoruma şöyle dikkatli bir şekilde geri döneyim. Master falan çıkmasın karşımıza, kafamıza atlamasınlar. Flash attı herhalde, yanlış görmediysem. Neyse, bir sonraki pozisyonda yakalar yine keseriz, hiç dert değil. Ha bak, Master yakalandı bu sefer de. Çok iyi abi. Burada belki güzel bir Thresh hook'u gelir. Çok çok iyi. Burt. Şu an bunu istiyoruz ama benim hani çok fazla hasarımız varmış ya, varmış varmış, iyi. Bizimkiler botta fight'a mı girdiler? Güzel, flash aldık da Thresh orada neye takıldı göremedim. Mavi güçlendirmeyi benim almam lazım bu arada. Hecarim bakalım bırakacak mı? Şöyle mavi güçlendirmeyi buraya sıkıştırırsanız almanız bir tık daha kolay oluyor. Mavi güçlendirme sizin üzerinize koşamıyor. Aklınızda bulunsun. O Master Bot'a gitmiş. Keser miyiz acaba Hecarim'le birlikte? Master buradan geçer mi? Çok iyi abi. Temiz. İyi, 5-0-2 olduk. Q'larımızı güzel kullanıyoruz. Q'lar çok kritik. Sersemletme babına ve E'nizin kritik vurabilmesi adına. O yüzden Q'larınızı kaçırmadan oynamaya çalışın. Bu arada Talon farmda iyi, yakalayamamış daha bizi. Şu an mavi güçlendirmem varken de koridoru kuşlamamda herhangi bir sıkıntı yok. Manamızı böyle bol bol kullanabiliyoruz. Diş tıkamasını da almış. Ayakkabısını bekleme süresinden azalmada kullanmayı tercih etmiş. Güzel. Kamyon minyonu da kaçırmasını sağladık. Eğer kule altınını alırsam var ya, o kadar fazla altın kazanırım ki. Hani tarifi yok. O yüzden ilk kule altını çıkartmaya çalışacağız. Teleportumu adam akıllı kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım bile. Gerek kalmadı. Tutuştur almayın ama onu söyleyeyim. Tutuştur alırsanız kendinize çok fazla zarar verirsiniz.
Helal olsun Hikarim. Bu arada bu çocuk yok. Güzel. Hecarim o çocuğu korkutmayı başardı. Ben de o sırada bu vesileyle ilk kule altını cebe indireceğim. Güzel. E'sini kullandırmayı başardık. Belki dedim onu orada duvara yakalarım. Kesmeyi başarırız ama istediğim gibi bir sonuç alamadım. Aa, buraya Vision geldi. Bizi gördüler ya. Şurada totem var. Yeniden doğacak. Bir rakip katledildi. Ekarim fark etmedi sanırım. Hatta buraya da totem atmışlar. Hemen koridoruma geri gideyim. Şuradaki minyonları da biçelim. Mavi güçlendirmemizi kaybettik maalesef. Bitti yani süresi. Mümkün olduğunca ormancımla birlikte oynamaya çalışıyorum. Haritayı onunla birlikte gezmeye çalışıyorum. Çünkü Hecarim'in anlık hasarı çok fazla benimkine nazaran. Üzdü. Enteresan. Üzerime yürüdü çocuk ya. Lane'den ekmek yer miyiz ki? Çocuktan mavi alsak var ya, o kadar tatlı olur ki. Aa, burada görüşü var herhalde. Rumble ultilese kesiyorduk ya. Niye basmıyor ki çocuk ultisine? Çekindi mi? Ne yaptı anlamadım. Ya o ultilese ben volumu koyacağım. Yavaşladığı için oradan da kaçamayacak. Duvarımla da önünü kapatmış olacağım çocuğum. Hala burada bekliyorum ama görüşü olabilir. Dive'layalım ya. Hadi geliyorum. Ya pasifim var zaten. En kötü teleportumu atar kendimi kurtarırım. Çok arkada kaldım. Çok çok arkada kaldım. Oy, Hecarim direkt ultiledi. Koridorumuza gidelim. Talon pit'e gelebilir. Ya Ezreal'ın bariyeri olması işleri bozdu. Ezreal'da bariyer olmasa Realm Lord'a skoru alıyordu zaten. Ama ben de hani çok arkada kaldım. Minyon dalgaları bitmişti. Yapacak bir şey yoktu. Yani ben oraya girsem bayılacaktım. Karşında ben de ölecektim ya. Adam oradan iki tane skor birden alacak. Usta iyi burada. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Talon da burada. Ay, çok kötü yere dolaştım. Çocuk çok hızlı koştu ya, tahmin ettiğimden. Kalabalıklar. Neyse, arkada en azından bizim Kai'Sa skor almayı başardı. Ultisini attığına değdi ama karşında iyi var, spell vermemiş. Üzülürdüm yani spell verseydi. Master'ın önünü kapatmayı hedefledim. Ama birazcık kötü kullanmışız maalesef yetenek kitimizi. W'nuza böyle takım arkadaşlarınıza trolleyebiliyorsunuz maalesef. Böyle durumlarda söz konusu oluyor. Hayır. Minyon ölmedi. Bot'a tekrardan gideceğim. Burada herhalde görüşleri yoktu. Top lane'imiz skor çıkardı. İyi. Flash da aldık.
Çok iyi abi. Helalsin be Kayseri. Tertemiz, tertemiz. Hemen koşacağım burada mavi güçlendirmeyi de çökeceğim. 11 skor katkımız var. Yani beklediğimden, hayal ettiğimden şu an her şey daha iyi gidiyor. Güzel. Base vakti 4K param var ya. Bu parayla neler alınır neler. Birincisi şu tanrıçanın gözyaşını artık baş melek hastasını çevireceğiz. İkincisi Rabadon'a başlayacağım. Ayakkabımı tamamlayacağım. Hatta şu arkadaşı da satabiliriz. Bir 30-40 gold da bekleriz bence. Ama abi güçlendirmeden olacağız mı? Olacağız. Ama yapacak bir şey yok. Bir yandan da şey isteklensin diye bekliyorum şu eşya. Nvidia'nın ultisi açık akıba bir ulti olduğu için çok çok kullanışlı oluyor. Teleport atmadım ya. Hayrına bir teleport ataydım iyiydi. Seni bir korkutayım mı? Güzel. Asist alamadım ondan. Bu arada adamlar daha sur vermediler. Bu dakikada normalde vermeleri lazım. Yani şu saatten sonra şu meçhe bu toparlamaları pek mümkün değil. Yetişmeye çalışıyorum sana. Karim yetişir mi bilmiyorum ama muhtemelen o da yetişemeyecek. Güzel, mavileri çıktı mı bunların? Oh, mavileri de var, tadından yenmez. Haritada bulduğum bütün mavi güçlendirmelere çöküyorum. Çünkü çok değerli. Manayı öyle bir sömürüyor ki ultiyi açıyorsunuz. Takır 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 mananızı yutuyor. Emiyor bildiğiniz mananızı. Hadi gençler, helal be. Takımca iyi oynuyoruz ha. Bu arada yetenek gücümü merak ettim. 341 olmuş. Rabadon'u da alınca iyice bir coşacak. Yani E-yeteneğinizi vurduğunuz anda rakibin bayıldığını göreceksiniz. Helal be size. Da bana bir aşırı büyük sopa parası daha lazım. Ve şu an o az jambarı da çok büyük riskler alıyor. Dikkat etmesi lazım. Burada Vision'ları var bence ya. 60'lardır yani. Thresh'i burada kaç kere gidip gelirken gördüler. Atmazlar sayıp. Geliyor kurbanımız. Kayboldu direkt. Çar güçlü değil mi sizce de? Keşke oynansa böyle. Daha sık oynansa. Ya oynanıyor ama yüksek elo'larda çok fazla oynanıyor. Düşük elo'larda maalesef o kadar da tercih edilmiyor karakter. Şu minyon dalgası bir gelsin. Ardından kuleyi de çıkartalım. Teleportum henüz bekleme süresinde. Rabadon'un parası gelince artık bir dahaki base'imi atarım. Şu an iki eşyayı yani dakika 24'te tamamlamış olmak o kadar büyük bir lüks ki. Hani çok ciddi güzel para toplamışız yani. Sen ne aldın? Benim burada olduğumun farkındalar ya. Thresh keşke gitmeseydim oraya. Ulti açamadım ya. Ultimin range'i böyle milimle kalıyor. Şurayı görüyor musunuz? Tam oradayken de duvarın dibinde kaldım. Neyse güzel. Rumble en azından orada çok sağlam bir ulti attı. Yani dar alanda adamlar
çıkamadılar. Rumble'ı kaybettik ama karşında en azından kulemiz var. Anladım abi. Yeni bir turumuz da geldi. Ya Master o kadar güçlü. 1'e 13 Master'sın ya. 1'e 13 yani. Fight aramak senin neyine? Hikarim'de kaç eşya var? O da 2 eşyaymış. Tamam. Burada alınacak bir şey yok. Şu an Baron aynen çok rahat bir şekilde alınabilir. Mavi güçlendirmeyi ben alsam çok güzel olur aslında. Geliyorum. Niye abi? Cidden niye yani? Buraya kadar yürümezdim yani. Neyse sağlık olsun. Rabadon'un parası çıktı herhalde. Aynen. Rabadon'u bir alalım. Evet 563 yetenek gücüne ulaştık. Şu an benim görüş skorum ne kadar? 17. Gayet de güzel görüş skorumuz var. Yani oyuna mümkün olduğunca fazla katkıda bulundum. Koridorumu kuşladım. Talon'un üzerine Talon hem minyon da geri kaldı. Ardından rotasyon da yaptım. O da rotasyonlarıma cevap veremedi ve bu sayede çok güzel bir üstünlük yakalamış olduk. Hem farmda üstünleşebiliyorsunuz karakterle. Tabi ormancınızın çok büyük etkisi var. Bir kere 2 level baskınıyla bize bir skor kazandırdı. İkincisi mavi güçlendirmeleri bize bıraktı. Üçüncüsü haritanın her yerinde benimle birlikte güzel bir etki yakaladı. Yani birbirimizi güzel kullandık. Eksiz ama hiç sorun değil. Eksik de fight diyebiliriz. Çok iyi abi. Güzel abi. Şu inhibitörü de alalım. Yakalayabilseydim seni çok güzel olurdu. Buradan benim de çıkmam lazım. Ya onu da yapmazsın ya. Güzel bak 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 burada kim var? Güzel bir flash da aldık. Daha pasifim yeni gidiyor ha oyunun dakikasında. Flash atmama gerek yok. Ben pasifimi unuttum. O kadar şey sürdü ki oyun böyle. Arada sürdü ki. Hemen şuradan şu inhibitörü de çıkartalım. Muhtemelen zaten minyonlar bitirecek. Yalnız Master Gold da veriyor ha. Bu sefer bayıldım. Kesersiniz gençler ama. Güzel. GG. Arkadaşlar orta koridorda en iyi videoda bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.